Sevgili seyirciler merhaba, Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Mustafa Ozan Topçu. Kendisi Lucifer firmasının kurucusu ve genel müdürü. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1983 Ağustos ayı doğumlu. 40 yaşındayım şu an. Bu sektörde 20 senedir varım. Romanya hattında son 15 senedir çalışıyoruz. Şimdi Lucifer, öncelikle Lucifer firmasında neler yapılıyor? Lucifer firmasında şöyle söyleyeyim, müşterilerimize uluslararası hizmet veriyoruz lojistik açısından. Tamamen müşteri odaklı çalışıyoruz. Türkiye ve Romanya arasında ağımız çok sağlam ve Bulgaristan ana hattımız ve Balkanlara çalışıyoruz tamamen. Bunun dışında iç nakli ağımız Türkiye'de ve Romanya'da mevcut. Kapı teslimi malzeme sevkiyatımız var. Onun dışında diğer Balkan ülkelerine de forwarding olarak çalışmaktayız. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 20 sene oldu. 20 sene. Lucifer olarak mı yoksa? Lucifer olarak son 2021'den beri. 2021'den beri kendi firmanızı kurdunuz, evet. Ama öncesinde de yine tabii lojistik, ki, lojistik üzerine, yapıyordum. Gümrükleme üzerine çalıştık. Birçok LaTeX firmasında çalıştık. Şu an kapandı. Tren işindeydik. Daha sonradan da yurt dışına, Romanya'ya yerleştim. Şu anda orada ikamet etmekteyim. Çok güzel. Peki şöyle bir soru sorsam. Sizin meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayrılan özellikleriniz nelerdir? Müşteriler neden sizi tercih etmeli? Şöyle söyleyeyim, ilk başta biz çözüm odaklı çalışıyoruz. Problemlere problemle yanaşmıyoruz. Problemi analiz edip ne açıdan çözebileceğimizi aramızda tartışıp direkt sonucu müşteriye odaklı açarak tercih ona kalıyor. O bize sunduğumuz tercihlerden hangisini kabul ediyorsa ona göre hareket ediyoruz. Tabii ki müşteri memnuniyeti her zaman bizim için değerli olduğu için onların fikirlerini almadan hiçbir zaman şahsi olarak hareket etmiyoruz. İnisiyatif aldığımız noktalar var. O noktalar çok enderdir. Onda da inisiyatifimizi kullanarak kendi yolumuzu çiziyoruz. Evet. Peki zorlukları da vardır değil mi? Hem yurt dışında çok hem yurt olur. İçerisinde. Tabii ki. Bunlarda nasıl çözüm odaklı yaklaşıyorsunuz? Son nokta kriz yönetiminiz nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim size. En başta en büyük problemimiz şoförlerden kaynaklanıyor. Şoförlerin sıralarda beklediği sürelerde sinir harbi yaşanıyor. Yani tek başına arabanın içinde 3 gün, bazen 4 gün sıra bekledikleri oluyor. Uykusuz ve daha sonradan yola çıkıyor. Evet. Ve daha sonradan geldiğinde zaten yani ne kadar verim alabilirsiniz uykusuz bir insanda. Ve Allah korusun kaza tabii tehlikesi ki. Çok yüksek. En büyük sıkıntımız da o zaten. Ama saatinde de ulaşılmak zorunda. Saatinde ulaşılmak. Bizde en önemli olan şey şu. Mal zarar görebilir ama can yerine gelmez. Evet, çok doğru. Ondan dolayı her zaman biz şoförlerimize dediğimiz tek şey şu. Kendinizi emniyette hissetmiyorsanız yola gitmeyin. Peki o durumda nasıl telafi oluyor karşı taraf? Direkt alıcımıza söylüyoruz. Zaten malzemeler çıktığında tüm alıcı firmalara bilgi veriliyor. Evraklar önceden yollanıyor. Ve ona göre de müşterilerimiz kendi alıcılarına, hizmet verdikleri sektörlerdeki alıcılarına detaylı bilgilerini veriyor. Şu tarihte, şu zamanda. Bir aksaklık olduğunda direkt otomatikman bilgilendirme arkadaşlarımız, operasyondaki arkadaşlarımız detaylı bir şekilde aracın şu konumlarda olduğunu kendilerine bilgi olarak sunuyorlar zaten. Aslında öngörülü yaklaşıp zaten siz o süre zarfında olabilecek şeyleri tabii de öncesinden ki söylüyorsunuz ve ona göre bir süre belirliyorsunuz. Aynen. Termenlerimiz var. O termenler içinde zaten elimizden geldiğince itinalı bir şekilde teslimatlarımızı yapıyoruz. Çok doğru. Peki şöyle bir soru sorsam Mustafa Bey. Biraz da vizyonunuzdan bahsedelim mi? Geleceğe dönük hedefleriniz, planlarınız nelerdir? Şu an için geleceğe dönük planımız kademe kademe gidiyoruz. Her seferinde bir target koyuyoruz. O targete ulaşana kadar son dakika dahilinde her şeyimizi sunuyoruz. O targete ulaştıktan sonra kendimize yeni bir target koyuyoruz. O süre zarfında o noktaya ulaşma hedefimiz var her zaman. Ama her zaman bizde çalışan arkadaşların şöyle bir özelliği var. Aklından geçeni her zaman söylemek zorunda. Çünkü eğer o içeride kalırsa o düşünce hiçbir zaman ortaya çıkmaz.
onu paylaşacak ki bir beyin fırtınasıyla o çözüm doğru mu, yanlış mı veya o çözüm kanalına gidilir mi, gidilmez mi? Hı hı. Veya fikri değiştirmek zorunda mıyız, değil miyiz? O denklemin içine alabiliyor muyuz? Onları düşünüyoruz. Hı hı. Ondan dolayı bizim şirketimiz olduğu gibi kolej havasında çalışıyor. Hı. Tüm her şeyimiz açık. Müşterilerimiz dahil içeri geldiğinde herkes netlikle konuşup tartışılabiliyor. Çok güzel. Tabii burada başarı da kaçınılmaz oluyor. Karşı taraf, iki taraf da memnuniyet. Herkes memnun. Hı-hı. Çünkü şöyle söyleyeyim, kazan kazan kazandır her zaman. Hı-hı. Ama mutlu olmadıktan sonra kazanmanın hiçbir anlamı yok. Evet, çok doğru. Huzur çok önemli. Tabii değil ki. Mi? Evet, yapılan işte verdiğiniz emeğin karşılığını almak. Ne kadar personeliniz mutluysa size Hı-hı. o kadar değer verip kazandırıyor. Evet, çok doğru. Daha da verimli oluyor. Tabii ki. Tabii ki. Peki, tebrik ediyoruz yaptığınız çalışmalardan dolayı ve başarılarınızın devamını Sağ diliyoruz. Sağ olun. Son olarak programımızın sonuna yaklaşmışken seyircilerimize, yeni mezunlara veya bu mesleği tercih etmek isteyenlere ne gibi mesajlarınız olur? Hiçbir zaman korkmasınlar. Hı hı. Düşünerek ileri yapacakları hedefe doğru kesintisiz gitsinler. Hı hı. Zorluklar çıkar, düştüğü yerden kalkmasını her insan bilir. Hı hı. Tek sıkıntı var, biz arkaya takılı kalıyoruz. Öndeki önümüze çıkabilecek engel yani yenilikleri, belki şansları tepmiş oluyoruz. Ondan dolayı arkayı hiçbir zaman düşünmesinler. Çok doğru. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Rica ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Mustafa Ozan Topçu bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.